Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce bir bilgisayar kasasından sökmüş, çıkarmış olduğumuz DVD writer sökeceğiz arkadaşlar ve içerisinde işimize yarayabilecek, projelerimizde kullanabilecek parçalar var mı? Bunlara bakacağız ve muhakkak içerisinde işimize yarayacak parçalar çıkacaktır. Öncelikle enerji verip bir kontrol edelim çalışıyor mu diye. Daha sonra söküm işlemine geçelim. Enerji vermek için kendi orijinal kablosunu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şurada bir tarafından artı 5 volt, diğer tarafından 12 volt vereceğiz. Ortadaki iki ucu ise siyah kabloları yani eksi uçlarını vereceğiz ve çalıştıracağız. Siyahlarımız eksi olacak arkadaşlar. Buraya eksi verelim. Artı 12 volt sarı kablomuz. Buraya artı 12 volt verelim. Ve kırmızı kablomuz da artı 5 volt olacak. Buraya da 5 volt verelim. Evet arkadaşlar güç kaynağımızı açalım. DVD writer'ımız şu anda çalışıyor. Şimdi içerisinde işimize yarayabilecek mutlaka bir motor çıkacak. Yine mekanizmalarını falan da kullanabiliriz. Söküm işlemine başlayalım. Şurada 4 adet vidası var gördüğünüz gibi. Önce bunları alalım. Evet arkadaşlar şu elektronik devreyi tutan şurada tırnak var. Şunu şu şekilde alalım. Ve elektronik kartımızı çıkartalım. Şuradan okuyucumuza giden bir kart var. Bunu çıkartalım. Şunu da alalım. Lastiğini sökelim önce. Şurada bir parça var. Lastik yine. Şunu alalım. Şurada bir lastik var. Şunu alalım arkadaşlar. Yine motorumuzun başına takıp içinde lastik çevirebileceğimiz ufak bir aparat var. Çarklı. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. Yine bir çarklığımız daha çıktı, dişli. Şurada bir adet mini motorumuz var arkadaşlar. Bunu alalım. Evet arkadaşlar, burada bir tane motorumuz var. Bununla da güzel bir proje yapacağız arkadaşlar. Şurada bir adet daha mini motorumuz var. Bunu da sökmeye çalışalım. Öncelikle şu vidayı alalım. Şu iki vida daha var. Onları da almamız gerekecek. Evet arkadaşlar değişik bir motor, mini motor çıkardık yine. Arkadaşlar şurada bir tane daha mini motorumuz var. Bunu da sökeceğiz. Onu da sökebilmemiz için şu elektronik kartı şuradan alalım. Tırnaklardan çıkaralım. Evet. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet DC 5.9 volt bir adet motorumuz çıktı. Bunu da alacağım. Şurada bir adet led var, yeşil led. Bir tane de buton var. Bastığımız zaman içine gidiyor ve
anahtar görevi görüyor. Şurada okuyucu gözümüz var. Bununla da ilgili yine proje istiyorlar arkadaşlar. Şu aslında içinde çok güçlü mıknatıslar var şurada görmüş olduğunuz gibi, bakın. Başka da bir şey yok içerisinde. Bunu bir deneyelim. 5 volt verelim. Şurası artı, şurası eksi. Evet, çalışıyor arkadaşlar şu anda. Güzel çalışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu okuyucu gözü de dikkatli bir şekilde sökelim. İçerisinde neler var bir bakalım. Şu demirleri yine bir projede kullanırız arkadaşlar, bir şeyleri döndürmek için. Evet, şuradaki kabloyu da alalım. Şurada mıknatıslar var arkadaşlar. Abonelerimizin vermiş olduğu bilgilere göre şuralarda çok güçlü mıknatıslar var. Şunları alalım. Arkadaşlar şu gözü de alacağız. Bununla lazer yapar mısın diyen abonelerimiz var. Bir araştıralım bakalım. Becerebilirsek onu da yaparız. Evet arkadaşlar, okuyucu gözümüzü de aldık. Bunu da ayıralım bir kenara. Evet arkadaşlar, abonelerimizin bahsetmiş olduğu mıknatıslar şunlar. Gerçekten de çok güçlüymüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu mıknatısları da alalım burada. Mıknatıslar da burada. Bunları da söktük. Acayip ya, küçükler ama bayağı bir ayrılmıyorlar yani. Şuraya bak. Evet arkadaşlar, yani küçükler ama çok kuvvetli mıknatıslar. Mükemmel bir şey yani. Evet arkadaşlar, burada da başka bir şey gözükmüyor. Plastik aksam ve elektronik ufak devreler var. Bunlara zaten müdahale edemiyoruz. Şimdi içerisinden neler çıkardık bakalım. Bir adet motor çıkardık arkadaşlar şöyle. Yani bu normal bir motora benzemiyor çünkü. Ben de ilk defa gördüm. Bir bakayım, bunun hakkında bir bilgi toplayayım biraz. Bunu bir projede değerlendireceğiz. İki adet şöyle ufak ama çok etkili mıknatısımız oldu. Şöyle iki adet yine ince yuvarlak demirimiz oldu. Bunları da değerlendireceğiz. Şöyle motorumuzun lastiğini takıp çevirebileceğimiz bir mini dinamo yapacağız arkadaşlar. Orada kullanabiliriz. Şurada yine bir tane motorumuz var. Bunu sökeceğiz demiştik. Onu sökelim. Evet arkadaşlar. Burada yine bir 5.9 volt yani 6 voltluk bir mini DVD'lerden sökmüştük daha önce hatırlarsanız. O tarz bir motor var. Burada yine bir tane ufak bir motor var. Henüz bunu denemedik. Kaç voltla çalışıyor. Buna bir bakayım, çalıştırabilirsem daha sonra bir projede yine kullanabilirsek kullanacağız. Evet arkadaşlar, bir de burada bir gözümüz oldu arkadaşlar. Bu gözden de bakalım, elimden gelirse bir şeyler yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, DVD-ROM, CD-ROM içerisinden çıkacak parçalar da bunlardı. DVD-ROM ve CD-ROM sökleyen abonelerimizin de isteği yerine gelmiş oldu arkadaşlar. Bu malzemeleri de yine kenara ayıralım. Rafımıza koyalım. Ve bunları yine dediğim gibi
İlerleyen projelerimizde sizden gelen istekler doğrultusunda elimden geldiğince yapabildiğim projeleri yayınlamaya çalışacağım, yapacağım. Arkadaşlar, bugüne kadar göstermiş olduğunuz büyük destek için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı izleyerek bana destek olmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.